Kaptan Fatih. Şenol. Turgay. Erhan. Mehmet. Güngör. Sadullah. Sedat. Ve Milli Maçımız. Gerçekten Türk Milli Takımı'nın işi, takım hocam işi çok çok zor. Ama dediğimiz gibi futbol diyoruz, peşin top yuvarlak diyoruz. Turgay kullanacak serbest atışı. Turgay pas olarak kullandı. Atladı, çok güzel. Nefis bir pozisyondu. Engin topa kötü vurdu. Förster. Bu verince, kaleci verince ve ağlarda gol. Fischer'den karşılaşmanın 16. dakikasında Klaus Fischer topu ağlarımıza yolladı. Ceza sahasında 4 futbolcumuz var ve 2-4-6 Alman. Şut, nefis bir vuruş, çok güzel vuruş Sedat, üstten out. Zimmermann. Tekrar Zimmermann'ın yapıyor, Şenol ana yetişemiyor ve filelerimizde 2. gol. Zimmermann'ın ayağında oluyor. Karşılaşmanın 88. dakikasında değerli seyirciler. Evet, ve hakem düdüğünü çalarak oyunun bittiğini ilan ediyor. Değerli seyirciler, Avrupa Uluslar Kupası'nda Federal Almanya ile bir final maçı oynadık. 2-0 kaybettik. Ancak Dünya Kupalarını kazanmış, Dünya Kupalarında final oynamış bir takım karşısında ezilmedik, ezdirmedik, kötü futbol oynamadık. Ama ne var ki 2-0 kaybettik. İlk goldeki bir pozisyonu sormak istiyorum. Hocam, size göre bu golde, Fischer'in attığı golde hemen başında bir offside pozisyonu var mıydı acaba? Hiç münakaşa götürmez. Çok bariz bir offside pozisyonu değil. Maalesef hakemlerin oraya göz yumması maçla ilgili bir durum değildi ama oldu. Gol çok bariz bir offside'di. Takımımızın bugün Almanya karşısındaki oyunundan memnun musunuz? Valla çocuklar ellerinden geleni ortaya koydular. İyi çalıştılar. Maçtan önce de söylediğim gibi defansta ve hücumda ellerinden geleni yaptılar. O gol olmasaydı oyun başka şekilde girerdi. Çünkü daha önceki gol pozisyonlarını biz yakaladık, yapamadık. Ve öyle devam edecekti zannederim. Olmadı. Kaptan Fatih, olaya çok yakındı. Sen ne düşünüyorsun o pozisyon için? Fischer benim önümdeydi. Daha doğrusu Rumeniye'ye koydum pozisyonun başlangıcında. Şenol'un ben kaleden offside diye bağırdığını duydum diğer arkadaşlarla beraber. Ben de beraber elimi kaldırdım offside diye. Çok bariz bir pozisyondu. Yan hakem kaldırıp indirdi üstelik. Herhalde bu kadar offside olmasına yeter. Şenol, sen ne düşünüyorsun aynı pozisyon için? Benim kanaatimde de offside'di, bariz offside'di. Çünkü kafayı da pası veren ilk adamın o pozisyonu artık bir su götürmez insana offside'di. Fakat hakem ya görmedi, daha görmemezden geldi. Bu bakımdan böyle değil. Bu offside'den yediğimiz gol takımımızın oyununu etkiledi mi sana göre Fatih? Tabii %100 oyunun başında, çünkü çok iyi başlamıştık oyuna. Bu arada erken bir gol yememiz oyunumuzu etkiledi diyebilirim. Çünkü tam kendimize gelmişken, pozisyon yakalamışken, ilk pozisyonu biliyorsunuz biz yakaladık. Yani burada kendi kararımız. Diğer maçlardan daha farklı bir şekilde çıktın mı maçı? Yok, benim için her maç aynıdır. Önemli olan o maçta o karşımdaki rakiplerin iyi oynamaları, daha kötü oynamalarıdır. İsim önemli değil. En kötü diye kabul ettiğiniz oyuncu da gol atabilir, en iyisi de atabilir. Bu rakımlar önemli değil. Yalnız bugün çok iyi kendini hissediyordum. Çok da iyi olacağını tahmin ediyorum. Fakat o ilk goldeki olsaydı, daha sonra da işte zaman zaman bizim kendi hatalarımızdan dolayı pozisyonlarda arzu ettiğimizin yetkiyi alamadık. Buna rağmen Bağdur Spor bence bizim için aşamadı.